Shell Helix haftanın performansından merhaba değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi Raşit Altun'la birlikte haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Raşit selamlar. Merhaba. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesiyle başlayalım. Galatasaray rahat bir galibiyet aldı ama bununla birlikte Adem Büyük'ün göstermiş olduğu performans onca sezon başından itibaren onca yapılmış yeni transferin içerisinde adeta kendini gösteriyor gösterdi diye. Ve o da yeni bir transfer oldu. Aslında biliyorsun Beşiktaş altyapısına yetişmiş bir oyuncu ama işte Anadolu'da çeşitli kulüplerde, birçok kulüpte forma giydi. 1987 doğumlu, kariyerinin sonlarına doğru diyelim kendini bir performansıyla büyük takıma attı ve bence büyük takımda oynamanın kıymetini bilen bir oyuncu. Önünde Radamel Falcao gibi, işte Andone gibi isimler olmasına rağmen sezon başından beri herhalde bu Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 16 transfer arasında en göze batanı, en çok iç yapanı. Hep de konuştuğumuz bir şey var. Fiyat performans. İşte 3 milyon TL alıyor. Neredeyse 500 bin euroya oynayıp takımına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Kasımpaşa maçında da attığı 2 golle ve gösterdiği performansıyla bence övgüyü hak ediyor ve Shell Helix haftanın performansında olması gereken bir isimdi. Tekrar söyleyelim. Sezon başından beri Galatasaray'ın yeni transferler arasında herhalde en etkili isim. Belki biz bir de hani yerli oyuncu olduğu için de biraz sempatik bakıyoruz. Hem öyle hem de açıkçası yani itiraf etmek lazım. Genelde bu tarz transferleri özellikle Anadolu takımlarında fazla forma giymiş oyuncular bir İstanbul takımına geldiğinde ya da dört büyüklerden birine geldiğinde Vedat Muriç'te de aslında benzer şeyi söylemek lazım. Yani bir soru işareti oluyor. Orada gösterdiği evet, performansı burada gösterebilecek mi şeklinde. O performansı görmek belki de biraz daha ilgimizi çekiyor. Mutlaka ve tabii çok hırslı, agresif mücadele ediyor. Taraftar ya mesela rakip takımda olunca çok sevmezsin Adem tarzı oyuncuyu ama kendi takımındaysa seversin. Böyle biraz agresif bir oyuncu. Tekrar ben tebrik ediyorum Adem'i performansından dolayı. Beşiktaş-Gaziantep mücadelesinin öne çıkanlarına bakacağız. Elbette herkesin gözü yıldız oyuncu, yeni transfer Boateng'deydi. Boateng'de nasıl bir dünya yıldızı olduğunu ilk maçtan gösterdi. Evet, ya tabii Berlin doğumlu bir oyuncu. Orada işte Türklerin arasında büyümüş, Türk kültürünü yakından tanıyan bir oyuncu ve nazlı süperstar olması beklenen, işte kardeşi Jerome gibi Bayern Münih ve Alman milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu var. Süperstar olması beklenirken bir türlü o gittiği kulüplerde beklenen etkiyi yapamadı. Yani geçtiğimiz sezonda Sassuolo'dan yine devre arası Barcelona gibi bir deve. Yani Barcelona takımına iyi bir yedek tamamlayıcı oyuncu olarak transfer edildi ama orada beklenen performansı gösteremedi. İşte kariyerinde Tottenham var, Milan var, Barcelona var. Bir türlü olmadı. O da 1987 doğumlu. Ben Beşiktaş'la hani Boateng'in kimyasına uyacağını ve çok üstün bir performans göstereceğini tahmin ediyorum. Ve tabii ki Beşiktaş için diliyorum. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Yani neredeyse bedavaya 350 bin euroya kiralandığını Boateng'in söyleyelim. Bence Boateng bir transfer başarısıdır. Performansı da bakalım önümüzdeki haftalarda ne olacak. Bir de birkaç pozisyonda oynayabilen, forvet oynuyor, orta saha oynuyor. 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Defansif orta saha oynayabilir. Fizik gücü yüksek, atletik bir oyuncu. Bence tam ligimize uygun. Tekrar tebrik ediyorum transfer eden kim transfer etmişse. Peki Malatyaspor Ankara Gücü karşılaşması haftanın açılış mücadelesiydi. Açıkçası iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı ama Ankara Gücü'nün ya 14 maçtır bir kazanamama serisi vardı. Bu seriyi Orgil'in golüyle bozdu ve tabiri caizse hayata döndürmek için önemli bir adım attı. Bence döndü. Bir hafta önce de yine Orgil'in kazandırdığı hani penaltı noktasına oturdu. Penaltı var diye itirazı diyelim. Enteresan pozisyonda o da. Tabii Malatya deplasmanında attığı gol Ankara Gücü'nü lige tutundurdu. Hani Ankara Gücü'nün hala evet çok zor durumda. Küme düşme adaylarından biri ama çok kritik bir deplasmanda 3 puan aldı Jamaikalı oyuncu sayesinde. Kanada'da futbol hayatına başlamış. Aslında Jamaika'dan da işte sprinterler çıkar. Jamaika deyince aklımıza ne geliyor? Hüseyin Bolt geliyor herhalde. Ya da hani müzikle ilgilenenler de Bob Marley. Futbolu çok fazla gelmiyor. Doğru. Bir de geldiğinden beri Ankara'da Ankara Gücü taraftarının çok sevdiği bir oyuncu. Performansı da takıma kimyası
uyuşmuş. O da atletik bir oyuncu. Bizim ligimizde her zaman iş yapabilecek. Süratli bir oyuncu. Sezon sonunda kontratı bitiyor. Bence performansıyla sanki Ankara gücünde devam edecek gibi görüyorum. Bu hafta da attığı golle 3 altın puan kazandırarak takımına kümede kalma yolunda Ankara gücünün. Çok kritik bir galibiyet aldı. Orgil de performansıyla Şelerlik haftanın performansında olmayı kesinlikle hak etti. Raşit teşekkürler değerlendirmelerin için. Raşit Altun'la birlikte haftanın performanslarını konuştuk. Şel Helix haftanın performansını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.